Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan mozaik ustası Suriyeli Mehmet Eldeni, savaştan sonra yerleştiği Türkiye'de işlerini geliştirerek ...30 çalışanıyla ürettiği eserleri metrekaresini 600 dolardan dünyanın dört bir yanına satıyor. Türkiye'nin güneyinde yer alan Suriye'de yaşanan iç savaş sonrası milyonlarca insan ülkemize göç etmişti. Savaş sonrası hayatları, yaşamları ve meslekleri değişen Suriyeli vatandaşlar Türkiye'de çeşitli meslek gruplarına yöneldiler. Savaş sonrası Hatay'ın Reyhanlı ilçesine göç eden resim öğretmeni Mehmet Eldeni de ülkemizde yeni bir yaşam kurdu. Sanat eserleri konusunda yetenekli olan Eldeni, Reyhanlı ilçesinde mozaik ürünleri konusunda kendini geliştirerek bu alanda tablolar üretmeye başladı. Başarısıyla ve eserleriyle takdir toplayan Eldeni, Türk ortağıyla birlikte işlerini geliştirerek namını ülke sınırlarının dışına taşıdı. Reyhanlı ilçesinde bulunan mozaik atölyesinde yaklaşık 30 çalışanı bulunan Eldeni'nin metrekaresini 600 dolardan sattığı tablolar Amerika, Fransa, Almanya, Kanada ve Avustralya olmak üzere dünyanın dört bir tarafına satılıyor. 1910'a kadar Suriye'de çalıştık biz bu işi ama Suriye'de yapılan savaştan sonra 2011'den sonra biz buraya geldik diyor. Burada bu işi yapmaya çalışıyoruz. 2014 daha çok uluslararası bir satış yapmaya çalışıyoruz. En çok Avrupa, Arap ülkeleri, Amerika, Haliç ülkeleri, Türkiye'de alıcılarımız 30% Amerika, Almanya, Kanada, Avustralya. يعني والسعودية والإمارات هودي بشكل عام أكثر المبيعات إلهن. En çok bunlara satıyoruz bu ülkelere diyor. Bu sayıda ülkelere en çok net üzerinden satmaya çalışıyor. İnternet üzerinden yani satmaya çalışıyorlar. Bu ülkelerin her tarafına, dünyanın tarafına bütün ülkeleri satmaya çalışıyorlar diyor. Herkese ulaşıyorlar. İnternette bunlar zaten reklamları var. Pazarlamalarını öyle yapmaya çalışıyorlar. Bir dakika. Şimdi diyor ki bizde 20-22 kişi çalışanlarımız var. Usta olarak çalışıyorlar. 4-5 kişi de diyor bunlar kesim işini yapmaya çalışıyor. Bunlardan başka bayanlar da var. Hani ince işleri yapmaya, dokuma işlerini yapmaya çalışıyorlar. Yani bir eserin yapımı kaç yıl sürmüş? Bir tanesi diyor yani büyüklüğüne göre yapılacak kendi taşlar ince mi, kalın mı, büyük mü onlara göre değişiyor bunlar. Kimisi 10 gün, kimisi 4 gün, kimisi 20 gün, 1 ayda, 2 ayda yapılan eserin büyüklüğüne göre, yapılan taşlara göre değişiyormuş. Metresini diyor Türkiye'de mesela dolarla satmaya çalışıyorlar. 300 dolar, 400 dolar arası bunlar metrekaresini satmaya çalışıyorlar. Hariç Türkiye bitcevaz es'ar min 600 lel 1000 dolar. Evet, mesela dış ülkelere sattıkları zaman ola 600 dolardan daha yüksek metrekaresini satmaya çalışıyorlar. Metrekaresi 600 dolar. Evet. طبعا المتر هذا يعني في 20000 حجره يعني بشكل تقريبي 1 metrekarede diyor yaklaşık 20 bin taş bulunuyor. Taşın büyüklüğüne göre, küçüklüğüne göre 20 binden fazla taş da oluyor bir metrekarede diyor. Abimin tam ismi soy ismi.